Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Emekli TV ekranlarında getirmiş olduğumuz bir dolandırıcılık olayı vardı. Almanya'dan İzmir'e uzanıyordu bu dolandırıcılık olayı. Telefonla yaşlı Almanları kandıran ve paralarını alan Lübnan kökenli Türk vatandaşlarının bir dolandırıcılığı polis tarafından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaya çıkartılmıştı. Bu dolandırıcılar değerli izleyicilerimiz polis gibi özellikle yaşlı Almanları arayarak tüm mal varlıklarının tehlikede olduğunu, saldırıya uğrayacağını söyleyip bu insanların paralarını ele geçiriyorlardı ve bu paraları da kuyumcular vasıtasıyla %10 komisyon vererek Türkiye'ye gönderiyorlardı. Bununla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının yürütmüş olduğu bir soruşturma sonucunda Lübnan asıllı Türk vatandaşlarının bu çeteyi İzmir'de örgütlediği bir bilgisayar programı sayesinde insanlara Almanya'ya ulaştıkları ve insanların cep telefonlarında polis arıyor diye göründüğü ifade edildi. Bununla ilgili şebeke 26 kişi tutuklandı ve bunların çalmış oldukları paralarla edinmiş oldukları mallara ve paralara da El konuldu. Almanya'da çevreci aktivistler Hessen kentindeki Danın Rödek ormanında otoban çalışması nedeniyle ağaçların kesildiği ve çevrenin tarif edildiği gerekçesiyle bir gösteri düzenledi. A49 otobanının genişletilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları bir yıldan beri protesto eden çevrecilerin eylemi polisin tazlikli suyla önlediği görüldü. Daha önce de aynı bölgede çevreci protesto olarak polis defalarca müdahale etmişti. Alman öğrencilerin kapasitesinin ölçüldüğü bir araştırma var. Bunu sizinle paylaşacağım. Nasıl bir sonuç çıktı? Türk öğrenciler mi yoksa Alman öğrenciler mi daha başarılı oldu? Bunu aktarıyorum değerli izleyicilerimiz. Göçmen kökenli çocukların başarılı olamadığı ve uyumsuz oldukları söylemi bu araştırmayla da yerle bir oldu eğitim başarısındaki Türk gençleri Alman yaşıtlarını geride bıraktı. Fırsat eşitsizliğine bilinçli olarak eğitim seviyesi düşük okullara gönderilmelerine rağmen Almanya'da göçmen kökenli öğrenciler artık daha başarılı. Federal hükümetin eğitim raporuna göre eğitimli göçmenlerin oranında son yıllarda kayda değer bir artış göze çarptı. 16-19 yaş grubundaki göçmen kökenli öğrenciler ile Alman öğrenciler arasındaki fark kapanmış durumda. Eğitimde 24 ile 29 yaş grubundaki gençler Alman yaşıtlarını yakaladı, hatta öne geçti. Eğitimde göçmen ve Almanlar arasında kalan farkın arka planında ise sosyoekonomik koşullar kalıyor. Meslek eğitimi yapan göçmen öğrenci sayısı ile birlikte kalitede de artış oldu. İlkokul 4. sınıf öğrencileri arasındaki okuma becerisinde 2001'deki 55 puanlık fark 2011'de 42'ye kadar inmişti. Böyle bir haber vardı geçtiğimiz günlerde. Bunu da sizlere aktarmıştım. PISA araştırmasına göre okuma becerisi 15 yaşındaki göçmen çocuklarda 404 puandan 508 puana yükseldi. 2018'de okuma becerisi göçmen öğrencilerde ilk kez Almanların önüne geçti. Matematik ve fen alanındaki beceri farkı 2003'te 81 puan iken 2012'de 54'e düştü. TIMS araştırmasına göre fen ve matematik alanındaki fark da günden güne kapanıyor. Yani göçmen çocuklarının başarısı her geçen gün Almanya'da daha da artıyor. İmkan verilmesi gerekiyor. Diploması olmayan göçmen öğrenci oranında da yüzde %5 oranında gerileme oldu. Öte yandan 2000-2006 arasında göçmen öğrencilerin yüzde %3'ü Harşuptan, cimnazyuma ve real şula Giderken 2018'de PISA araştırmasına göre bu oran yüzde 10 artış gösterdi. Türk öğrencileri de özellikle değerli izleyicilerimiz Almanya'da yeni başarılar elde ediyorlar. Aradaki fark sadece sosyoekonomik nedenlerden dolayı var. Yani göçmen olmak 1-0 geride başlamak anlamına geliyor. Bunu kabul etmemiz gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz Almanya'nın Amber kentinde otomobilin çarptığı iki polis ağır şekilde yaralandı. Emniyetten yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi. Peki bu araç nasıl çarptı polislere? Amber polis sözcülüğü bir açıklama yaptı ve iki polisin Amber yakınlarındaki A6 otobanında iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazaya müdahale ettikleri sırada ağır yaralandıklarını ifade etti. Kaza ile ilgili tutanakları tutan iki polis ardından da tıkanan otoyolu trafiğe açtılar. Bu sırada bir otomobil sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil iki polise birden çarptı. Polisler ağır bir şekilde yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla iki polis ve otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedilirken kazaya neden olan sürücünün hafif yaralandı ifade ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef üzücü bir olay. Belli ki sürücü görmedi bunları ve çevre emniyetiyle kazayla ilgili de yeterince emniyet alınmadığı yönünde iddialar da var değerli izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da çok ilginç bir haber var. Düşünün. Bir kişi ölüyor ve tüm mirasını da yaşamış olduğu bölgedeki insanlara bırakıyor. Bakalım haberin detayları neler? Almanya'da vefat eden Renet Vedel komşularına 6.2 milyon euro yaklaşık 60 trilyon lira miras bıraktı. 6.2 milyon euro arkadaşlar. Olay Hesse eyaletinin Weiperfelden bölgesinde oluyor, yaşanıyor. 2019 yılında Aralık ayında hayatını yitirdi. 2016'dan beri de bir bakım evinde kalıyordu. Bu yıl Nisan ayında Renete'nin banka hesabındaki yüksek miktarda parayla birlikte bir takım hisse ve değerli varlıkları miras yoluyla komşularına kaldı. Bölge valisi yapmış olduğu açıklamada mirası öğrendiklerinde çok şaşırdıklarını ifade ediyor ve şunları söylüyor. İlk gördüğümde böyle bir şey mümkün olmayacağını düşündüm kesin belgenin bir yerinde bir virgül yanlış yere konmuştur diye düşündüm. Ayrıca belediye mirasın parçası olarak bir mülkü de alıyor. Mirasta belirtildiği şekliyle paranın tesis ve altyapı çalışmaları için kullanılması gerekiyor. Bölge sakinleri de komşuları da bir açıklama yapıyor. 6.2 milyon euroya alan komşular ne diyor bakalım? Vedel çiftine vefatlarından sonra böyle bir önemli bir mirası bıraktıkları için teşekkür ederiz. 6.2 milyon alıyorlar, teşekkür ediyorlar. Çiftin anısını saygıyla yaşatacağız. Tabii ki saygıyla yaşatacaksınız. 6.2 milyon euro. Mirası tüm sakinlerin yararına olacak şekilde topluluğumuzu geliştirmek için değerlendireceğiz diyor. Evet Valide bir açıklama yapıyor diyor ki mirası bisiklet yolları, bina ve kreş yapımı için kullanmayı planlıyoruz diyor. Komşular parayı aldı. Belediye aldı, valilik aldı parayı. Hayırlı uğurlu olsun. 6.2 milyon euro. Bu vefat eden kişiler borsada çok ciddi paralar kazanmışlar. Borsadan kazanmış oldukları paraları da komşularına dağıttılar. İlginç bir haber olarak dikkat çekiyor değerli izleyicilerimiz